Peygamberin senedina ve mededina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'de. Çok değerli ve aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamberi Zişanımız Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalu salavat ve tahiyyat ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden akşamla yatsının arasında şurada okuyup izah ederek zamanımızı Rabbimizin rızasına uygun geçirmeye gayret edeceğiz. Zaten hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bir namazdan bir namazı caminin içinde oturup beklemek çok sevaptır. Biz de akşam namazını kıldık. Yatsı namazına kadar da oturmaya niyet etmiş durumdayız. Namazı beklerken camide insan namazda sayılıyor. Yani namaz kılmasa bile, otursa bile namazdaymış gibi sevap alıyor. Ayrıca ilimle meşgul olmak çok sevap olduğundan bunun üstüne bir de o sevabı almış oluyor. İlimlerin de en güzellerinden birisi Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini öğrenmek olduğu için Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri dinimizin ana kaynaklarından olduğu için Allahu Teala Hazretlerinin lütfundan ümit ediyoruz ki şu dakikalarımız, şu geçirmekte olduğumuz dakikalarımız Rabbimizin rızasına uygun güzel çalışmalardır. Hadis-i şerifler Ramuzül Ehadis kitabımızın 259. sayfasının 9. hadis-i şerifi ve devamı olacaktır. Oraya kadar okumuş hoca efendi kardeşlerimiz, biz kalınan yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bizim bu hadis derslerimiz ananevi olarak, geleneksel olarak İstanbul'da İskenderpaşa Camii'nde ve burada devam ediyor. Biz o Sahbihi ve Sellem Hazretleri bu 259. sayfanın 9. hadisi şerifinde buyuruyor ki Selasü davatin la türeddü. Buradaki davatin T harfi yuvarlak yazılmış. Arapça metnine bakanlar onu düzeltsinler. Uzun T olacak. Çünkü davat cemi olduğu için cemi T'si uzun olur. Bir hat düzeltmesi söylüyoruz. Selasü davatin la türeddü. Davetül validi li veledihi ve davetü saimi ve davetül müsafir. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Davet kelimesi Arapçada dua manasındadır. Türkçede biz çağırma manasında kullanıyoruz. Evimize davet ettik falancayı diyoruz. Bu çağırma demek. Aslında dua da bir çeşit çağırmadır. Allah'ı çağırıyoruz. Kendi elimizi açtığımız zaman aslında Ya Rabbi benim şu dileğimi, niyazımı kabul eyle diye ona seslenmiş olduğundan aslında mana ilişkisi de var. Ama Arapçasında bileceğiz ki davet demek, dua demek. Selasü davatin üç tane dua vardır ki la türeddü, reddolunmaz. Allah o duaları kabul eder. Reddetmez. Dergahına kabul etmeme, reddetme durumu olmaz yani bu dualarda. Biliyoruz bazı duaları Allah kabul ediyor, bazı duaları kabul etmiyor. Mesela kabul etmediğini bildiğimiz dualardan birisi adam sıhhatli zamanında, iyi zamanında, zenginlik zamanında, bolluk zamanında, rahatlık zamanında hiç Allah'ı düşünmüyor, hiç anmıyor, hiç Allah yolunda işi yok, aklı yok. Başı dara sıkıldığı geldiği zaman dua ediyor. Allah onu kabul etmez. Neden? Önceden iyi bir niyeti yoktu ki, sonradan başı sıkıştı diye dua ediyor. Bazı duaları kabul eder. Bazı zamanlarda yapılan dualar kıymetlidir. Mesela ezanla ikamet arasındaki
farz namazın kılınması arasındaki zamanda yapılan dualar makbuldür. Efendim, hacının duası makbuldür. Evinden çıkıp dönünceye kadar vesaire. Yağmur yağarken yapılan dua makbuldür. Şimdi burada da üç tane dua vardır ki Allah onu reddetmez buyuruyor. Bir, davetül validi li veledihi. Babanın evladına yaptığı dua reddolmaz. Valid, baba demek. Valide, anne demek. Veled de çocuk demek. Validin, yani babanın evladına yaptığı dua reddolmaz. Onun için babamız sağ ise muazzam bir şekilde hürmet etmemiz gerekiyor. Elini öpeceğiz, karşısında el pençe divan duracağız, sözünü dinleyeceğiz, gönlünü almaya çalışacağız. Tabii bazı babalar zıt ve ters baba oluyor maalesef. O zaman ne olacak? O zaman işler biraz karışıyor. Namaz kılmasını istemiyor, sakal bırakmasını istemiyor, efendim Müslüman olmasını istemiyor, gerici sayıyor evladını. Tabii öyle bir babanın kıymeti yok. Allah indinde kıymeti yok. Yani Müslüman, mütedeyyin, normal bir babanın duası reddolunmaz. Neden kıymeti yok, nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabe-i kiramdan öyle insanlar vardı ki kendisi Peygamber Efendimiz'in sahabesiydi. Babası Müslümanlık şerefine ermemiş bir insandı. Savaşta bile karşı karşıya geldikleri oldu. Birisi Resulullah'ın düşmanı, birisi Resulullah için canını verecek bir insan. Yani iman olmadı mı kıymeti yok. Babanın kıymeti yok. Sonra baba günah yolundaysa efendim o zaman ona itaat etmek gerekmez. Ve ben babayım, benim sözümü dinle. İyi ama sen Allah'ın sözünü dinle önce. Sen Allah'ın sözünü dinlemiyorsun. Ondan sonra gelip de bana abuk sabuk şeyler teklif ediyorsun. O da olmaz tabii. Bu devirde böyle şeyler oluyor. Ama benim hayat tecrübeme, başımdan geçen hadiselere göre böyle babalara bile evlat diyecek ki babacığım ben seni seviyorum, sayıyorum. Sen benim babamsın. Benim dinen sana hürmet etmem lazım. Ama sen Allah'ın emrine, rızasına aykırı işler söylüyorsun. Aykırı işler yapıyorsun. Onun için beni müşkül durumda bırakıyorsun. Ben şimdi seni seveceğim, sana karşı saygımı, evlatlığımı yerime getireceğim diye Allah'a karşı kulluğumu bozamam ki, Allah'a asi olamam ki. Babacığım beni böyle bir duruma itme, böyle bir durumda tabii şeksiz şüphesiz ben Allah'ın tarafını tutarım. Elbette Allah'ın yolunda yürürüm, elbette Allah'ın emrini tutarım. O zaman senin karşında olurum. Sen bu durumunu düzeltmen lazım. Sen yanlış iş yapıyorsun. İstersen bana inanmıyorsan hocaya sor, müftiye sor, Kur'an'ı oku, hadis-i şerifi oku babacığım. Lütfen beni bu müşkül durumda bırakma gibi böyle iyi niyetinizi anlatacak şekilde söylediğiniz zaman böyle babaların kalbi yumuşuyor. Bunun şahidi oldum ben. Mesela benim bir talebem vardı böyle başından. Böyle bir olay geçmişti. Sonunda çok güzel sonuçlar oldu. Babası ıslah oldu. Ailesi ıslah oldu. Kız kardeşleri kapandı. Hacca gittiler. Tevbekar oldular. Yani evladım böyle bir şeyi cesti onları da doğru yola çekmeye sebep oldu. Normal olarak siz cami cemaatisiniz. Müslüman insanlarsınız. Sizin babanız da mutlaka sizi böyle camiye gelecek Müslüman yetiştirmiş insandır. Genellikle böyledir. Tek tük anası babası dinsiz imansız oluyor da çocuk hidayete gelmiş oluyor. Ama genellikle anneler babalar bizlerden daha dindar oluyor. Bizi onlar yetiştirmiş oluyor. Bizim onlara karşı tabii sonsuz sevgimiz, saygımız var. Elini bırakır, ayağını öperiz. Canımız kurban olsun. Her türlü hizmeti seve seve yaparız. Babasının duasını alması lazım bir evladın. Babası sağsa cenneti kazanması lazım. Cenneti kazanır. Anası babası sağken cenneti kazanamayan evlada yazıklar olsun. Burnu yerde sürtsün diyor Peygamber Efendimiz. Yazıklar olsun.
Beceremedi mi yani anasının babasının duasını alıp da cennete giremedi mi yani? Nasıl evlatmış? Anne babanıza hürmet edin, sevgi gösterin, saygı gösterin, hediye alın efendim. Anneye babaya yapılan masrafların mükafatı 1'e 700'dür. Siz anne babanıza hürmet ederseniz göreceksiniz sizin evlatlarınız da size güzel evlatlık edecek. Avrupa'yı olmayacak, Amerikan vali olmayacak. Babasının karşısında sigara içiyor, bacak bacak üstüne atıyor, masaya ayaklarını dayıyor, ismiyle hitap ediyor. Amerikalının babasının evladından bir farkı yok. Mahalledeki bir başka şahıstan bir farkı yok. Çalıştırdığı bir insandan farkı yok. Babasına ismiyle hitap ediyor, hiçbir saygı göstermiyor. Elhamdülillah biz Müslümanız. Elhamdülillah bizim sevgimiz, saygımız başka türlü. O babasını alıyor, şeye gönderiyor. Düşkünler evine gönderiyor. Annesini alıyor, düşkünler evine gönderiyor. Bakamam diyor artık ben diyor, yaşlandı diyor. Ona diyor, hemşireler baksın, doktorlar baksın, bana ne diyor. Efendim, aidatını öderim diyor. Götürüyor, şeye veriyor. Veya devlet ödüyor aidatını. Onların böyle münasebetleri. Benim gözümün önünde bağırta bağırta, cayır cayır, efendim, anasını böyle düşkünler evine götüren Alman filan gördüm ben yani. Eşyalarını da savurdular, sattılar. Efendim, evi de tahliye ettiler. Oh! Anasının evine kira vermekten kurtuldu. Anasına bakmaktan kurtuldu. Çünkü kadın çalışıyor, erkek çalışıyor. Efendim, tamam. Anasını düşkünler evine verdiler. Düşkünler evi, biz de mesela vakıf olarak bir düşkünler evi kurmayı düşünüyoruz ama muhterem kardeşlerim, düşkünler evi annenin, babanın hoşuna gitmiyor. Düşkünler evine kim gider? Annesi yoktur, evladı yoktur, bakacak kimsesi yoktur. Artık o düşkünler evine gidecek, yaşlı birileri bakacak ona. Yoksa evladı olan efendim bir anne baba asla ne kadar lüks olursa olsun, manzaralı olursa olsun, güzel yer olursa olsun düşkünler evini sevmiyorlarmış. Konuştuk, ilgililerle görüştük. Orada mutlu olmuyorlar. Mutlu olduğu yer neresi? Evladının, torununun olduğu yer. Onların yanı. Onun için bizim ailelerimiz böyle kalabalık aile tipidir. Annemiz vardır, babamız vardır, halamız vardır, teyzemiz vardır. Evimizde böyle birkaç misafir bulunur yani. Mutlu yaşarız. Avrupa'da filan böyle değil. Bir karı koca, tamam. Efendim sabahleyin birisi bir tarafa işe gidiyor. Efendim ötekisi öbür tarafa işe gidiyor. Evde kadının kadınlığı yok, erkeğin erkekliği yok. Herkes maaşını alıyor, keyfine bakıyor. O ayrı Avrupa'yı sistem eksik olsun, başlarına çalınsın. Bizim sistemimiz de muhabbet sistemi, sevgi sistemi, saygı sistemi, birbirimiz için fedakarlık yapma, hizmet etme, efendim gönül alma sistemi. Bizim sistemimizin eşi bulunmaz, emsali bulunmaz. Babanın evlada yaptığı dua reddolmaz, bir. Ve davetü saim, oruçlunun duası da reddolmaz. Oruç tutuyor. Allah rızası için meşru arzularından bile vazgeçiyor. Sabrediyor. Allah niye oruca büyük mükafat veriyor? Oruç insan için muhteşem ve muazzam bir irade eğitimidir. İradesini eğitiyor insan, vicdanını eğitiyor oruçla. Yani önünde su var, güzel kebap var, kaymaklı kadayıf var, buzdolabı dolu, cebinde parası var, lokanta karşısında, efendim hava sıcak, canı bir şeyler istiyor. Canı istiyor ama Allah rızası için sabrediyor. Ve böylece küçük bir şey aslında bizim orucumuz ne olacak yani? 5-6 saat aç kalmaktan ibaret. Ama bu bir eğitim. İnsan nefsini tutmayı öğreniyor. Arzu ettiği her şeyi yapmamayı öğreniyor. Arzu etse bile kendisine hakim olmayı öğreniyor. Bu teşvik edildiği için dinimizde bunun sonucu çok iyi olduğunda, insan kendisine hakim olduğu zaman erdemli bir insan olduğundan, hakim bir kimse olduğundan, bilge bir kimse olduğundan, faziletli bir kimse olduğundan orucun sevabı çok büyük oluyor. Ve oruçlunun duası, duasına da mükafat veriliyor, duası reddolunmuyor. Onun için
Ramazan'da bir ay oruç eğitimi yapıyoruz. Takva sahibi olalım diye sabahtan akşama arzularımızı dizginliyoruz. Neden? Ramazan'ın dışındaki 11 ayda irademize hakim, iradesi kuvvetli, faziletli, dirayetli, basiretli, metanetli insan olalım diye. Peki yılda bir ay oruç tutmak yeter mi? Yeter ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz takviye de tavsiye etmiş. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmayı tavsiye etmiş. Mesela bugün perşembeydi. Pazartesi, perşembe haftada iki gün oruç tutmayı tavsiye etmiş. Kendisi de tuttuğunu beyan ediyor. Buna da devam edersek oruçla ilgimiz kopmamız olur. Yani Ramazan'da oruç tutmuştuk, sonra koptu ilişkimiz. Bir daha 11 ay oruç tutmayacağım. Hayır, öyle yapmayın. Pazartesi, perşembe oruçlarını tutun. Efendim, Şevval ayı geçti, 6 gün oruç tutacaktınız, çok sevaptı. Efendim, şimdi Zilhicce'nin 10 gün orucu vardır. Şu anda Zilkade ayındayız. Bu bitecek. Hacılar hacca gitmeden 10 gün kadar evvel Zilhicce ayı girecek. Zilhicce'nin hacıların Arafat'a çıktığı kadar ki ilk 10 günü çok sevap. Aşırı evveli Zilhicce çok sevaplı bir zaman. O zaman da oruç tutmak çok kıymetli. Hele hele Kurban Bayramı'nın arefesinde oruç tutmak çok muazzam mükafat almaya, geçmiş senenin günahlarının af olmasına sebep oluyor. Defterinizi açın, cebinizden çıkartın. Cep takviminizi Arefe gününde oruç tutacağım diye yazın. Bugün oruç tutmak çok iyiymiş, hadis-i şeriflerde tavsiye ediliyormuş diye yazın. Zilhicce'nin 10 gününde oruçlu olmaya dikkat edin. Sanıyorum 20-21'indedir Kurban Bayramı Mayıs'ın. Demek ki Mayıs'ın 10'undan sonra Zilhicce ayı girecek, 11'inde filan. O zaman o oruçları tutmanızı tavsiye ederim. O güne kadar da pazartesi, perşembe oruçlarını tutmanızı tavsiye ederim. Bir hasta tanıdığım var. Zengin, fabrikatör. Malı var, mülkü var, doktoru var. Özel doktoru var. Bir sürü ilaçları var. Bir yerde ziyafette buluştuk. Hapları alıyor. Ondan sonra şey yapacağız. Çok kibar bir insan, hayırsever bir insan, cami yaptırmış bir insan filan. Hocam diyor, şu hapları alıyorum ya, işte kalp rahatsızlığım var, filanca rahatsızlığım var, onun için alıyorum. Eğer diyor, pazartesi, perşembe oruçlarını tutarsam, bu haplara lüzum kalmadan sıhhatim iyi gidiyor diyor. Pazartesi, perşembe oruçlarını tutarsam. Hele hele diyor, bir de Arabi ayların 13, 14, 15'ine Eyyam-ı Biz oruçları derler. Eyyam-ı Biz oruçları. Yanımda saatim yok, size söyleyemeyeceğim. Eyyam-ı Biz, yani aşağı yukarı önümüzdeki birkaç gün sonra gelecek. Yani Zilkade'nin 13'ü, Zilkade'nin 14'ü, Zilkade'nin 15'i. Yani Dolunay'ın olduğu bir gün evvel ve bir gün sonrası geceleri. Bunların gündüzlerinde de oruç tutmak çok sevaplıdır ve Peygamber Efendimiz hiç bırakmamış. Eyyam-ı Biz oruçlarını hiç bırakmamış. Ne hikmeti varsa elbette bir bildiği var. O Eyyam-ı Biz oruçlarını da takvime bakın. Bugün 9'u veya 10'u olabilir Zilkade'nin. Takvime bakıp söylersiniz, bulursunuz, bilirsiniz. İşte 13'ünde, 14'ünde, 15'inde de 3 gün peş peşe oruç tutmak vardır. Oruçlunun duası da makbuldür. Oruçlu olduğunuz zaman da elinizde tesbih olsun, ağzınızda dualı olsun. Hayırlı şeyler isteyin. Dua edin Allah'tan. Allah rızası için, şu Bosna Hersek için, şu Kroze için, efendim şu Ermenilerin, şu Azeri kardeşlerimize yaptıkları zulümlerin son bulması için, istilaya uğramış İslam beldelerinin kafirlerden kurtarılması için, Müslüman diyarlarındaki hayırsız, zalim, fasık, facir efendim insanların Müslümanlara zarar vermesinin sona ermesi için, efendim Müslümanların dünya ve ahiretteki saadet ve selameti için, kendiniz için, geçmişleriniz için, istikbaliniz için, mesleğiniz için, sıhhatiniz için, iyi kazancınız için, her şey için dua edebilirsiniz. Allah dua etmeyi seviyor.
Dua etmek ibadettir. Namaz kılmak ibadettir. Hacca gitmek ibadettir. Oruç tutmak ibadettir. Dua etmek de ibadettir. Sükût etmek de ibadettir. Sükût etmenin ibadet olduğunu biliyor muydunuz? Yani Allah rızası için çok konuşmayıp sükût ederseniz o da ibadettir. Tefekkür de ibadettir. Sükût ederken tefekkür ederseniz Allah'ın nimetlerini, ibretlerini, hikmetlerini, kainatın esrarını, uzayın sırlarını okuyup, dinleyip, anlayıp tefekkür ederseniz o da çok sevaplı. Yani görüyorsunuz ne kadar güzel bir dinimiz var ve ne kadar hikmetli efendim ibadetlerimiz var. Millet ibadeti yatıp kalkmaktan ibaret sanıyor, öyle değil. Tabii namaz da bir ibadet ama namazın da kıymeti içindeki mütefekkirane düşüncelerden kaynaklanıyor. Takvasından, huşusundan kaynaklanıyor. Yoksa kuru inip kalkma jimnastik hareketi olduğundan değil. Babanın evlada duası makbul. Bir, babaysak evlatlarımıza hayır dua edelim. Evlatsak babamızın hayır duasını almaya çalışalım. Oruçlunun duası makbul. İki, pazartesi perşembe oruçlarını tutalım. Eyyam-ı biz oruçlarını tutalım. Zilhicce'nin 10 günü oruçları var önümüzdeki günlerde. Bunları tutalım. O zamanlarda da bol bol dualar edelim. Kendimiz için ve ümmeti Muhammed için, dünyamız için ve ahiretimiz için. Allah kabul ediyor. Reddolunmaz diyor duası. Kabul olmama durumu bahis konusu değil. Ve davetül misafir. Misafirin duası da reddolmaz. Misafir demek Arapçada yolcu demektir. Sefere çıkmış insan demektir. Bizim Türkçedeki gibi değil gene manası. Misafir bizim evimize gelen, karşımızdaki dairedeki komşumuz bile bize gelse biz misafir diyoruz. Kapıyı çalıyor çocuk, zil çalınıyor. Çocuk kapıya gidiyor, baba misafir geldi diyor. Kim gelmiş evladım? Karşımızdaki komşu gelmiş diyor. Arapçada ona misafir demezler. Misafir demek sefere çıkmış insan demek. Sefer mesafesi, uzak bir yere giden insan demek. Yani 4 rekat namazların 2 rekat kılınıyor ya, sefer halinde, sefer durumunda. İşte sefer durumunda olan kimse demek. Yolcunun da sefer durumundaki Müslümanın da duası reddolunmaz. O da makbuldür. Bundan ne çıkar? Şimdi ben şu anda misafirim. Çünkü ben İstanbul'da oturuyorum. Buraya ziyarete geldim. Hasta ziyaretine geldim. Gideceğim. Efendim ben misafirim. Şimdi ben duası makbul bir insanım. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi cennetlik eylesin. Tabii insan böyle misafir oldu mu o zaman duasının kabul olduğunu unutmamalı, bir. İkincisi, misafirin duasını da almaya çalışmalı. Şimdi ben sizden şey istemiyorum ama herhangi bir şey. Hani misafire, hani adamcağız yola çıkmış, evinden ayrılmış. Efendim, yorgun olabilir, aç olabilir, susuz olabilir. Yani Allah rızası için ona tabii bir ikramda bulunmak filan iyi bir şey oluyor. Bizim hacılarımız yola çıkıyorlar mesela. O kadar misafirperver ki şu bizim Ürdün'deki, Suriye'deki halk, Irak'taki halk. Yani muhterem kardeşlerim, Müslümanların hepsini sevin. Hiçbirisinin kusuru yok. Sadece başındaki bir takım densizler Müslümanları birbirlerine düşman ediyor, saldırtıyor. Yoksa çok temiz. Yani ben şu Suriye'de, Halep'te o kardeşlerimizin, o halkın, yani insanların, yukarının değil, halkın misafirperverliğine hayran oldum. Bizden kat kat daha üstün. Çok misafirperver, çok cömert insanlar. İrbit, Ürdün'de bir kasabada yolumuzu şaşırdık filan, bir camiye gittik, namaz kılacağız. Bizim yolcu olduğumuzu anladılar. Evine davet ediyor adam. Ya sen beni tanımazsın, ben seni tanımam. Avrupa'da böyle şey olur mu? Almanya'da, İngiltere'de mümkün değil. Evine davet ediyor. Ne olur diyor, kalın diyor birkaç gün diyor. İkramlarda bulunuyor. Evimiz, nesi varsa önümüze yığıyor. Çok güzel ikramlar yapıyorlar. Bu neden? Yolcunun duası makbul ya, duasını alıyor. Böyle töre. Yani adab, adab-ı maşeret böyle gelişmiş İslam ülkelerinde. Gezin biraz.
Yani biraz para biriktirin, cebinize para alın. Bir Halep'e gidin, bir Şam'a gidin, bir Bağdat'a gidin, bir başka yere gidin. Halkı görün, halkı sevin. Halktan birileriyle tanışın, onu davet edin, siz ona gidin. Bu halkların birbirinden bir farkı yok, hepsi Müslüman. Ama hudutlar çizilmiş, başa zalim yöneticiler geçmiş, Avrupa'nın uşağı, falancanın ajanı, efendim materyalist veya sosyalist veya komünist, efendim bilmem ne filan, onlar düşman yapıyor. Onlar böyle baskı yapıyorlar halka, halka da göz açtırmıyorlar, yani zulmediyorlar. Demek ki misafirin duası makbul olduğundan biz oralara gittiğimiz zaman evlerine kapışıyorlar. Türkiye'de de öyle. Hacılar otobüslerle giderken Antep'e uğradı mı, hop herkes hacıları evlerine alıyor. Her aile birkaç hacıyı evine misafir alıyor. Bilmem hangi kasabaya gitti mi, Cizre'ye gitti mi, bilmem falanca yere gitti mi, hemen herkes misafir alıyor. Neden? Yolcunun duası makbul, ona hizmet etmek sevap. Onun için yapıyor bu işleri. Tabii bizim de eğer böyle bir fırsat elimize geçerse Allah rızası için yolcuyu ağırlarız, duasını alırız, böylece kendimiz kâr ederiz. Kendimiz yolcu olursak da yolcunun duasının makbul olduğunu biliriz. Bütün ümmeti Muhammed'in selameti için, iyiliği için dua ederiz. Başkalarına dua ederiz. Evet, güzel üç şey öğrenmiş olduk. Hepsinden faydalanabiliriz. Babanın evlada duası makbul, bir. Efendim, oruçlunun duası makbul, iki. Sefer halindeki yolcu Müslümanın duası makbul, üç. Bundan iki yönlü istifade edebileceğiz. Selasun min asli imani. El keffu ammen kâle la ilahe illallah ve la nükeffiruhu bi zenbin ve la nukhricuhu minel islam bi amelin ve cihadu madın münzü ba'aseniyallahu ila en yukatile ahiru ümmeti etteccale la yubtilehu cevru cair ve la adlu adil vel imanu bil akdari külliha. Enes radıyallahu anh'ten bu ikinci okuduğumuz hadisi şerif. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde, üç şey imanın aslıdır, aslındandır, köküdür, temelidir. Bu üç şeyin bir tanesi el keffü ammen kâle la ilahe illallah. La ilahe illallah diyen bir insandan el çekmek. Yani onun yakasına yapışmamak, onunla mücadele etmemek, ona cevri cefa etmemek, onu dövmemek, sövmemek, vurmamak, öldürmemek. Niye? La ilahe illallah diyor Müslüman. La ilahe illallah diyenden el çekmek. Peki la ilahe illallah demiyorsa ne olacak? Kafirse ne olacak? O zaman imana davet edilecek. İmana gel denilecek. Filan. Yani eğer Müslümanlarla mücadele ediliyorsa cihat edilecek ayrı. Ama la ilahe illallah diyenden Müslüman elini çekecek. Ona herhangi bir zararda bulunmayacak. Bakın ne diyor? La nükeffiruhu. La ilahe illallah diyene sen kafirsin demeyiz. Dememeliyiz. La ilahe illallah diyor. Diyor. Tamam. Onu küfürle itham etmemeliyiz. Bir. La nükeffiruhu bi zenbin. İşlediği bir günahtan dolayı sen kafirsin dememeliyiz. Vay edepsiz. Sen şöyle yaptın, sen kafirsin. Böyle demek yok. Neden? Günah insanı günahkar yapar ama kafir yapmaz. İmanı varsa kusurlu Müslüman olur. Ama kafir olmaz. Kafir denmez ona. Bu bir. Ve la nuhricuhu minel İslam bi amelin. İşlediği kötü bir amelden dolayı da onu İslam'dan dışarı çıkmış saymayız. Yani saymamalıyız. Bunu yapanlar var mı? Var. Tonla, tomarla, efendim, tümenle. Bugün öyle bilgiç Müslümanlar var ki, yani ağzınla kuş tutsan havadan, ellerini böyle arkada tutup hop havadan bir kuş tutsan ağzınla,
Ona bile razı gelmez. İlle bir şey yapıştıracak, bir suçlama. İlle bir seni kusurlu görecek. İlle şöyle diyecek, böyle diyecek. Sen tasavvufu erbabı mısın? Oo, kafirsin. Sen bilmem elinde tesbihle mi dolaşıyorsun? Oo, tamam. Sen şöyle misin? Vay 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 vay, tamam. Yani böyle. Suçlama, efendim bilmem ne. Eski büyüklerimizin yazdığı kitaplarda vay efendim şu şurada şöyle yapmış da vay efendim bu böyle yapmış da. Yani sen o adamların, o mübarek büyüklerimizin ayağının tozu olamazsın. Sen onların tahsillerinin yüzde birini yapmadın. İki tane kelime öğrendin, üç tane Arapça öğrendin, biraz kitap okudun, bir diploma aldın, kendini adam sanıyorsun, sağa sola saldırıyorsun. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Değil öyle mübarek insanlara saldırmak, bir günah işleyen kimseyi günahından dolayı ki kafirdir deme, küfürle itham etme ve yaptığı bir kötü amelden dolayı sen İslam'dan çıktın deme. Yani bizim işimiz insanları İslam'dan kovmak, imandan çıkarmak değil ki, kurtarmaya çalışmak, hatası varsa düzeltmeye çalışmak. Yani nasıl bir insan olacağız biz? Hoşgörü sahibi bir insan olacağız. Birisi la ilahe illallah diyorsa tamam. La ilahe illallah diyor, benim kardeşim diyeceğiz, bitecek. Hesabını fazla karıştırmak doğru değil. Şimdi biz ne yapıyoruz? Falanca filanca hocanın talebeleri, o gruptan onlarda iş yok. Falanca filanca grubun talebesi, o grupta da hiç iş yok. Filanca falanca grubun talebesi, onlar şöyle yapıyorlar, ha, onlarda da iş yok. Böyle zümreler var tabii. Herkes bir yere bağlı bir şeyler okuyor, öğreniyor, bir yerden öğreniyor. Şucu veya bucu deniliyor onlara. Hepsi kusurlu. Bir bunu, herkesi kusurlu bulan bu şahıs da kusuruyor, tek. Dünyada bir o, böyle tek. Asacaksın şuraya, görecek herkes. Tamam, dünyada bir tane. En iyi Müslüman bu. Başka herkes kusurlu. Mübarek bunlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, Allah yolunda gayret sarf ediyor, çalışıyor, çabalıyor işte. Ne yapalım yani? Efendim şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ufak şeyler. Yani küçücük küçücük şeylerden insanlar birbirlerini itham ede koskoca 55 milyonluk şeyde efendim Türkiye'mizde 1 milyarlık İslam aleminde kimse kimseyi beğenmez. Suudlulara bakarsan bizler şöyleyiz. Bizlere bakarsan Suudlular şöyle. Ehl-i Sünnet'e bakarsan İran böyle. İran'a bakarsan bu taraf böyle. Mısırlılara bakarsan şunlar şöyle. Libyalılara bakarsan bunlar böyle. Pakistanlılara bakarsan şunlar şöyle. Hintlilere bakarsan. İnsan kalmıyor. Şair çok güzel söylemiş. Yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Yani ayıpsız kusursuz yar bulacağım diye uğraşırsa bir insan yarsız kalır. Evlenemez, müzmin bekar olur, ihtiyarlar gider işte. Bulamaz bir kimseyi. Kusursuz insan olmaz. Aslında kusur da değil. Yani normal hazmedilebilecek şeyler aslında ama hazmedemiyor, kızıyor. Demek ki la ilahe illallah diyen insandan el çekmek lazım. Yakasını bırakmak lazım. Uğraşmamak lazım. İşlediği bir günahtan dolayı kafirlikle itham etmemek lazım. Yaptığı bir yanlış amelden dolayı İslam'dan çıkmış saymamak lazım. Müslümanları şöyle kucaklamak lazım. Derleyip toplamaya çalışmak lazım. O benim ümmeti Muhammed kardeşim demek lazım. Sevmek lazım. Zenci olur. Çekik gözlü olur, sarı benizli olur, soluk benizli olur, kızıl benizli olur, efendim kara olur, ak olur. Yani Müslümansa, la ilahe illallah diyorsa elimizi çekeceğiz, dilimizle de ona zarar vermeyeceğiz. Bir. Bu neyi sayıyor Peygamber Efendimiz? Üç şey imanın aslındandır diyor. İmanımızın gereği bu yani. Kimseye bir şey dememek. Ama muhterem kardeşlerim, bari bizim grubumuz, biz de bir grubuz, bizle itham edenler var. Benim için neler söylerler bilmem ne filan. Bari biz kimseyi itham etmeyelim. Soralım, la ilahe illallah diyor mu? Diyor. Namaz kılıyor mu? Kılıyor. Tamam. Müslümandır, kardeşimdir. Aleyhine konuşma biz. Katlimize bile fetva verenler vardı bizim. Bu hocanın katli caizdir. El cevap kesilmesi lazımdır kafası diyenler vardı. İkincisi,
Vel cihadu madun minzu ba'aseni Allahu ila en yukatila ahiru ümmetiye deccal. İkincisi de cihat. Cihat da imanın köküdür, aslıdır. Müslümanlardan elin dilini çekmek bir, ikincisi de cihat etmek. Bu da geçerlidir. Madın demek yani devam edicidir, geçerlidir. Ne zaman? Münzü be'aseni Allah, Allah'ın beni peygamber gönderdiği zamandan, buyuruyor Peygamber Efendimiz, ilâ en yukatile ahir ümmetiye deccal. Benim ümmetimin en son Müslümanları deccal ile çarpıştığı zamana kadar, şu beni Allah'ın peygamber tayin ettiği zamandan, asr-ı saadetten, benim ahir zamanda ümmetimin deccalla çarpıştığı zamana kadar cihat caridir, geçerlidir, olacaktır, hükmü kalkmaz. Ha, evet, misyonerlerin menfi propagandalarıyla bazı insanlar çıkmış, İslam'da cihat yoktur diyorlar. Peygamber Efendimiz ne diyor? Var. Benim peygamber olduğum zamanda deccalle benim ümmetim çarpışınca bile. Cihatsız olur mu? Gel de sen cihat etme bakalım. İşte Sırp, işte Ermeni, işte efendim Babur Mescidini yıkan Hintli, işte bilmem şuradaki buradaki zalimler. Cihat ne demek? İslam'ın korunması için, gelişmesi için, öğrenilmesi için, yayılması için canıyla, malıyla uğraşmak demek, ter dökmek demek. Cihat bu. Cihat olmadan İslam yürür mü? Korunur mu? Ayakta kalır mı? Savunulur mu? Gelişir mi? İnsanın kendi nefsiyle bile uğraşması cihat. Nefsinin arzularının karşısına çıkması bile cihat. Cihatsız olur mu? Bir sürü İslam düşmanı var. Bir sürü İslam düşmanı var. Şu memlekette şeriatçılık sanki vatan hıyaneti. Ya şu memleket şeriatçıların yüzünden var. İstiklal, şu istiklalimiz, şu hürriyetimiz şeriatçılar sayesinde. Sarıklı mücahitlerle, Allah Allah diyen insanlarla kazanılmadı mı İstiklal Harbi? Namazlı niyazlı müftülerle, hocalarla, dualarla, Büyük Millet Meclisi dualarla açılmadı mı? Hocalar işte şeriatın hocası. Savaşlar Allah Allah diye yapılmadı mı? Kurbanlar kesilerek, efendim böyle dualar edilerek, hacı nineler ellerinde tesbihler, gazilerimiz muzaffer olsunlar diye salat-ı tefriciyeler çeke çeke olmadı mı? Ben hatırlıyorum, Kore Harbi bile olurken kadınlar burada, kimin nereden zafer kazandığı belli olmaz muhterem kardeşlerim. Kore Harbi oluyor, kadınlar bizim köyümüzde, Çanakkale'de şeyde salat-ı tefriciye çekiyorlardı askerlerimiz muzaffer olsun diye. Nasıl zaferler kazandılar orada? Dualar bereketine. Neler oluyor yani? Hiç tahmin edilmeyen, Amerikalıların tahmin etmediği şekilde öyle baskınları yeniyorlar, efendim çemberleri yarıyorlar, zaferleri kazanıyorlar. Dualar bereketine. Allah duaları kabul ediyor. Bu memlekette şeriatçılık suç. Canım o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nı niye kurdun? Niye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kafasına sarı geçirttiriyorsun da toplantılarda kutlu doğum haftası diye şey yaptırtıyorsun? İşte şeriatın en başındaki adam. Niye Kur'an-ı Kerim okunuyor? Tabii okunacak yani, ben okunmasın demiyorum. Gayet normal. İşte bu şeriat. Şeriat Allah'ın ahkamı demek. Şeriatçı. Sanki vatan haini. Ya şeriatçıların yüzü suyu hürmetine İstiklal Harbi kazanıldı da sen şimdi hür olarak onların sayesinde yaşıyorsun. Bütün hayır hasenat şeriatçıların gayretiyle, şu camiler onlarla yapılıyor. Efendim hayır müesseseleri, Kur'an kursları, bağışlar, okul yaptırma kampanyaları. Efendim filanca zengin şu kadar derslik efendim lise yaptırdı. Sor bakalım adama, hacıdır da ondan. Zengindir, hacıdır. Parasını şeriatçıdır. Şeriatçıdır. Ya, sevap kazanayım diye yapıyor. Çeşmeyi yaptıran ondan yaptırıyor. Şimdi bizim falanca şeyde karayolunun üstünde yonca yaprağı ve köprü yapacakmış vakfımızın
efendim mensubu kardeşlerimiz. Neden? Sevap kazanmak için. Karayollarına bırakmıyor. Şeyi kendisi yapacak. İnşallah yaparlar. Hoşuma gitti. Dün duydum. Karayolu üzerine üst geçit yapacaklar. Yonca yaprağı efendim şey yapacaklar. Yani insanlara hayrı yaptıran, masrafı yaptıran, efendim böyle fedakarlıkları yaptıran, savaş olduğu zaman da şehit olmaya efendim seve seve koşturan ve düşmanın karşısında da geri dönmeyip çarpıştıran şeriat. Bu düşman olur mu? Şeriatçılar düşman. Ülkücüler de düşman. Ülkücü ne yapmış? Ülkücü, ülkü ideal etmek. İdealist insan. İdealistlik fena mı? Hürriyet gazetesi bir ara ülkü ocaklarını şeyin kurduğunu söylüyordu. Milli İstihbarat'ın kurduğunu söylüyordu. Yani memleket korunsun, morunsun filan diye. Geçmiş senelerdeki şeyinde baş sayfalarında var böyle bir yazı. Ülkücü ne yapıyor? Memleketin efendim bilmem vatan şey evlatlarının selametini istiyor. Bilmem dış ülkelerdeki örttaşlarına yardım etmek istiyor. Ne zarar var? Yani acayip bir memleket oldu. Peki kim makbul? O zaman ortada makbul insan kalmıyor. Yalan yanlış şeyler. Cihat da kıyamete kadar geçerlidir. Yani kötü insanlar var. Sapıtmak isteyen insanlar var. Kötülük yapmak isteyen insanlar var. Efendim öldürmek, bölmek, kesmek, asmak, efendim saldırmak isteyen insanlar var. Efendim tabii onlara karşı da bir mücadele olacak. Elbette olacak. Çok hoşuma gitti. Benim derici kardeşim tüccar, ilahiyat tahsili de yok. Esnaf, efendim kendisine gelen deri satan efendim kadın, Çinli birisi, bavul ticareti yapan birisine senin dinin ne diye sormuş, konuşmuşlar bilmem ne filan. Böyle şey olmaz, Buda'ya filan tapmak olmaz demiş. Sen la ilahe illallah de Müslüman ol demiş. O da la ilahe illallah demiş, Müslüman olmuş. Bizden isim istediler. Biz de isim taktık. Efendim onun ismi Müslüman ismi şey olsun filan diye. Müslüman olmuş. İşte bu da bir cihat. Yani bir insanı küfürden kurtarıp imana getirmek. Başaran başarıyor bu işi. Bak şimdi o benim derici kardeşim, o Çinli'yi Müslüman etti. O Çinli'nin ömrü boyunca yaptığı bütün sevaplı işlerin sevabının bir misli o kardeşime yazılacak. Neden? O sebep oldu. Şimdi bu Çinli memleketine gittiği zaman yakın akrabasına diyecek ki ben Müslüman oldum. Böyle taşa tapmak, puta tapmak yok. Güneşe tapmak yok. Allah'a inanacaksın. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Sen de Müslüman ol diyecek. Kaç tane Müslüman etmişse bütün bunların sevabı gene bu derici kardeşime gelecek. Neden? O sebep oldu bunun Müslüman olmasına, o yardımcı oldu. Onun için muhterem kardeşlerim, mesleğiniz ne olursa olsun hiç İslam için gayret sarf etmekten, cehd etmekten, cihad etmekten geri durmayın. Hepinizin evi bir İslam merkezi olsun. Hepiniz en aşağı 3-5-10-15 insanı İslam'a çekmeye çalışın. Yani ben istiyorum ki hani yere bir tane buğday tohumunu atıyoruz, bir sap çıkıyor, sapta bir başak çıkıyor, bir başakta kaç tane buğday oluyor? Yani bir tanesi, bir buğday tanesi kaç tane buğday tanesi oluyor? Ben de sizin hepinizin böyle olmanızı istiyorum. Yani siz hepiniz Müslümansınız, camiye geliyorsunuz, vaaz dinliyorsunuz, birbirimizle kardeşliğimiz var, muhabbetimiz var. Sizin her birinizin bir başak vermenizi istiyorum ben. Siz tek bir şeysiniz, buğday tanesisiniz. Sizin eviniz buğdayın ekildiği yer, sizden de bir başak çıksın. Yani birken 10 olalım, 70 olalım, 700 olalım. Köyünüzde, evinizde, çevrenizde Allah'ın dinine yardımcı olun, İslam'ı yaymaya çalışın. Sırp'ın benim boşnak kardeşime saldırması neden? O da tersine cihat ediyor. O da yeryüzünde İslam'ı yok etmeye çalışıyor. Kendi milli marşında Sırp'ın kelimelerini geçen gün televizyonda söylediler. Kendi milli marşında Balkanlardan Müslümanları atacağız, Anadolu'dan da atacağız, ta İran'a kadar bölgede Müslüman bırakmayacağız, hepsini keseceğiz diye yazıyor. Milli marşında. Müslüman bırakmayacağız diye yazıyor.
O tersine böyle hunharca, gaddarca, hayvanca, haince, efendim katilce böyle bir gider benimsemiş. Müslümanın cihadı ne? Müslüman İslam'ı yaymaya çalışıyor. İnsanlara sulhu, sükunu götürmeye çalışıyor. Ebedi saadetini kazanmalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Sırp durmazsa Müslüman kardeşim durur mu? Durmalı mı? İslam'da cihat yok. Öyle şey olur mu? Cihat olmadan İslam gelişir mi? İslam savunulur mu? Mutlaka olacak. Hepiniz mücahit olacaksınız. Hepiniz Allah yolunda çalışacaksınız. Hepiniz İslam'a faydalı olacaksınız. Hepiniz nice nice insanların İslam'a girmesine sebep olacaksınız. Hocam ben biraz aciz bir insanım. Başkalarına laf söyleyemem. Efendim onları doğru yola çekemem. Sözüm geçmez. O zaman sen de evindeki çoluk çocuğuna sahip ol. 7 tane, 8 tane, 10 tane, 12 tane çocuk yap. Çocukların hepsini Müslüman yetiştir. İşte oldu. 1'e 10 oldu. 10 tane çocuk 20 senede demek ki İslam nüfusu 10 misli artarsa, şimdi 1 milyarız. 10 misli artarsa 10 sene sonra 10 milyar olacağız demektir. Ötekiler artmıyor zaten. İngilizler, Fransızlar köpek besliyorlar. Köpek besliyorlar onlar. Çocuk beslemeyi sevmiyorlar, artmıyorlar. Sonunda zaten Rus ordusunda da Türk asıllılar 2025 yılında mı ne böyle ekseriyete geçecekmiş, ama şuur kalırsa tabii. İslam şuuru kalırsa. İsmi Müslüman olur da şuuru gider, o fena tabii. Evet. İmanın aslı olan üç şeyden bir tanesi neydi? La ilahe illallah diyene elimizi çekeceğiz, zarar vermeyeceğiz. İkincisi cihat. Cihat vardır. Peygamber Efendimizin peygamber olduğu zamandan Deccal'la Müslümandan çarpışacağı zamana kadar devam edecek bu mücadele. İki. Üçüncüsü la yuptiluhu cevru cairin ve la adlu adil. Bu cihadı zalimin zulmü de engelleyemeyecek, adilin adaleti de engelleyemeyecek. Yani zalim birisi çıksa, cevir sahibi, cefa sahibi zalim birisi çıksa, zulmen engellemeye çalışsa da cihat durmayacak. Birisi adaletli hareket etse de, ortalık sükun olsa da cihat durmayacak. Çünkü o zaman da müsbet bir şekilde çalışıp İslam'ı yaymak var. Yani hiçbir şekilde ne gibi hal olursa olsun dünya üzerinde İslami çalışma ve cihat eksik olmayacak. Hepimiz mücahit olacağız. İki. Vel imanu bil aktari külliha. İmanın aslı olan üçüncü şey esas da kaderlere, Allah'ın mukadderatlarına hepsine toptan inanmaktır. Muhterem kardeşlerim, bu kainatı Allah-u Teala Hazretleri yarattı. Düşündüğü bir şey var. Bu kainat hakkında bir Allah-u Teala Hazretleri'nin muradı var. Muradı ilahisi var. Bir planı var. Bir şeyler olacak. Ne olacağını da biliyoruz. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ta Hazreti Adem'in dünyaya geldiği zamandan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın soyundan Hazreti Muhammed Mustafa'nın geleceği planlanmıştı. Tamam mı? Bunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in zamanından da ahir zamanda neler olacağını Peygamber Efendimiz bildirmiş. O da planlı, onu da biliyoruz. Demek ki şu kainatı yaratan ve yöneten Rabbimiz, Rabbimizin bir planı var. Kainat hakkında, olaylar hakkında, bu kainatın başı sonu hakkında, olayların akışı, istikameti hakkında, sonucu hakkında bir planı var. Bu planın dışına kimse çıkamaz. Bununla kimse efendim ters bir istikamette bir şey yapamaz. Allah ne dilerse o olacak. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah nurunu tamamlayacak diyor. Kafirler istemese de, müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacak diyor. Demek mücadele edenler olacak ama başarı kazanamayacaklar. Allah bildiriyor.
Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor ki Roma'da fetholunacak. Peygamber Efendimiz'e bildirmiş, o da bize şey yapıyor. İstanbul fetholunacak dedi, fetholdu. Roma'da fetholacak diyor. Roma'nın papazcıkları da ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, misyonerler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, muhterem kardeşlerim, yani Hacettepe Üniversitesi'nde bile misyoner var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bile misyoner var. Buraya gelip bizim memleketimizin evlatlarını Hristiyan yapmak için, burada Hristiyanlığı hakim kılmak için çalışıyorlar. Tespit edilmiş bir şey bu. Barış gönüllüsü bilmem ne filan, hepsi laf. Misyoner, papaz, rahibe ve o tahsili görmüş. Ama ne kadar tepinirlerse tepinsinler, çırpınırlarsa çırpınsınlar, Allah dinini söndürmeyecek, nurunu söndürmeyecek, İslam'ı kimse engelleyemeyecek. İster süper devletlerin teknolojik ileriliği olsun, ister efendim büyük zalimlerin zulmü olsun, İslam'ı kimse engelleyemeyecek. İslam onların içinde de yayılacak. Roma'ya da gidecek, bugün efendim Hristiyanlığın merkezi olan, Hristiyanların hürmet ettiği insanların yaşadığı yer olan cafcaflı, fiyakalı, altınlı, gümüşlü, saltanatlı, cübbeli, külahlı, oraya da İslam girecek. Orası da La İlahe İllallah'ı kabul edecek. La İlahe İllallah'la orası fetholunacak. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu da bir kader işte. Buna da inanıyoruz biz. Bu da böyle olacak. Evet, sıkıntılar çekiyoruz. Çekeceğiz, çeker. Müslüman Allah'ın yolundan döndü mü cezayı çeker. Allah kendi yolunda yürümediği zaman, emrine asi olduğu zaman kulunu cezalandırır. Kendi yoluna geldiği zaman da yardım eder. Emrini tuttuğu zaman da, sevgili kulu olduğu zaman da şöyle gönlünden bir şeyi temenni etse onu dahi yerine getirir Allah. Diyor ki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, Rubbe eş'ase ahbere, nice üstü başı tozlu topraklı, saçı başı dağınık insan vardır. Yani dış görünüşü perişan, yoldan gelmiş, saçı kum fırtınası esmiş, bilmem ne filan, terlemiş, soğumuş, kazık gibi olmuş saçları, darmadağın, tozlu. Üstü başı yıpranmış, hırpani. Ama daha söylüyor Peygamber Efendimiz, söz söylese kimse dinlemez. Kim bu? Bilmem. Dinlemez. Kız istese kimse kız vermez. İşi yok, gücü yok, memuriyeti yok, maaşı yok, müdüriyeti yok. Kız istese kız vermez. Söz dinlese, söylese kimse dinlemez. Kaybolsa kimse aramaz. Ya burada birisi vardı. Nereye gitti acaba? Ne oldu zavallı? Aç mı, susuz mu, hasta mı? Bir yerde yattı kaldı, öldü mü, bayıldı mı? Kimse aramaz. Yani insanlar kıymetini bilmiyorlar. Üstü başı perişan. İnsanlar kıymetini bilmiyor ve değer vermiyor. Ama lev akseme alallah ile eberrahu. Bir şeye yemin etse Allah onun yemini doğru çıksın diye o işi öyle yapar. Öyle sevgili. Allah'ın öyle kıymetli kulu. Demek ki Allah Celle Celaluhu yani kulunu sevdi mi? Sevgili kulu oldu mu? Sözü yalan yanlış çıkmasın, bir şey yemin ettiği zaman yemini boşa gitmesin diye onu bile öyle yapar. Sevdi mi? Onun için bütün mesele Allah'ın sevgili kulu olmaktır muhterem kardeşlerim. Bizim hocamız Cennet Mekan böyle vefatına sebep olan hastalığında yattığı zaman demiş ki etrafındakilere, her şey boş demiş şu dünyada. Her şey boş. Mevki, makam, para, pul, şöhret, efendim itibar, ihtimam, itina, efendim şeyhlik, müritlik, tasavvuf, her şey boş, her şey boş, her şey boş. Yalnız bir şey mühim demiş, Allah'ın sevgili kulu olmak mühim. Yani ne yapıp yapıp Allah'ın sevgili kulu olmaya bakın. Kabukta kalmayın, öze inin. Şekilde kalmayın, işin mahiyetini kavrayın, Allah'ın sevgili kulu olun, Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın demiş oluyor yani. Mühim olan odur. İnsan Allah'ın sevgili kulu oldu mu, Allah-u Teala Hazretleri nice nice yardımlar eder. Allah'ın istemediği işleri yapınca da Allah'ın cezasına uğrar, belasına uğrar.
gazabına uğrar. Tabi bizim şimdi çok kusurlarımız vardır. Ben şimdi mesela bugün hastamız var diye Hacettepe'ye gittik. Şöyle baktım gelene geçene, şöyle bir hoca gözüyle bir baktım. Kızların haline baktım, oğlanların haline baktım, giyimlerine baktım, kuşamlarına baktım filan. Bir de bunları İslami değerlendirmeyle ölçüp değerlendirdiğin zaman, ölçtüğün zaman bunların Müslüman olduğunu ispat etmek için 1000 tane şahit lazım. Giyimi İslam giyimi değil, tavrı İslam tavrı değil. Saçı açık, başı açık, göğsü açık, bilmem efendim Avrupalılar gibi giyinmiş, hareketleri İslami adaba uymuyor vesaire vesaire vesaire. Konuştuğun zaman sözü de İslam'a uymuyor. Fikri kafası da İslam'a uymuyor. İnançla ilgisi yok. İslam'ı sevmiyor, Müslüman'ı sevmiyor. O zaman Allah'ın düşmanı. Allah'ın gazap ettiği bir kimse, sevmediği bir kimse. Allah onlara bir ceza indirebilir. Yaz günü gidiyorsun Ege'ye, Bodrum'a, Marmaris'e, İzmir'e, Çeşme'ye, Antalya'ya. Gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Yanaşabiliyor musun yanlarına? Yanaşamıyorsun. Neden? Efendim, ne giyinmek var, ne utanmak var, ne sıkılmak var, ne arlanmak var. Mayoların altı var, üstü yok. Üstsüzü var, altsızı var. Efendim, kalabalık, açık saçık. Efendim, gündüz güneşin altında yanarlar. Gece giyinirler barlara, pavyonlara. Efendim, birahanelere, gazinolara giderler. Gündüz başka günah, gece başka günah. Şimdi Allah sever mi? Günahları, günahkarları sevmez. Bir ceza gelir mi? Gelebilir. Ya efendim, Türkiye'nin %99'u Müslüman. %99'u nüfus kağıdında Müslüman ama yaşam olarak Müslüman değil, kafa olarak, gönül olarak Müslüman değil. Tehlikedeyiz yani. Büyük bir tehlikedeyiz. Bu insanlar bu kafayla gidince Allah bunlara ceza verirken bize de gelir. Bize de isabet eder. Onun için İslam'ın öğrenilmesi için, öğretilmesi için, hayatımızda yaşanması için, yaşayışımıza girmesi için çalışmamız lazım. Hem kendimizi Müslüman olarak yaşamamız lazım, hem de başkalarına bunu güzelce anlatıp onları da doğru yola çekmemiz lazım. Çekmezsek onlarla beraber cezaya biz de uğrarız. Çekmeye çalışırsak bizim çalışmamız mazeret olur. Biz affolunuruz, mazur sayılırız, cezayı ötekiler çeker. Onun için çok sorumluluk var bizim üzerimizde. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanında, Peygamber Efendimiz'e iman, İslam geldiği zaman etrafındaki insanlar yadırgamışlar. Peygamber Efendimiz'le mücadele etmişler. Kolay olmamış İslam'ın öğretilmesi. 13 yıl Mekke'de durmuş da etrafında ne kadarcık insan toplanmış? 40 kişi kadar. Koca peygamber, Allah'ın sevgili kulu. Kolay olmamış bu işler. Kolay olmadığını bileceğiz ama uğraşacağız, anlatacağız, kitap götüreceğiz. Efendim, uğraşacağız, didineceğiz, insanları doğru yola çekmeye çalışacağız. Kendi evlatlarımızı Müslüman yetiştirmeye çalışacağız. Bir kardeşimizi seviyoruz, muhterem kardeşlerim. Edepli, terbiyeli, halim selim, hayırsever, mümin, itikatlı. Hadi şunun evine bir gidelim diyoruz. Hastalanmış veya şöyle olmuş, böyle olmuş. Hani bir sebep oluyor. Aman hasta ziyareti sevaptır. Onun da bize çok iyiliği var. Bir gidelim. Gidiyoruz. Evindeki yaşam kendisi gibi değil. Hanımı kendisine uygun değil. Çocuğu kendisine uygun değil. Olmadı. Çocuğundan başlayacak, hanımından başlayacak, ailesinden başlayacak herkes... Evin içi İslam'ın kalesi olacak. Evin içi mescit gibi olacak. Mübarek bir yer olacak. Günah olmayacak, haram olmayacak. Efendim çoluk çocuk İslam terbiyesiyle büyüyecek. Evde bereket olacak. Şeytan olmayacak. Melekler olacak evde. Efendim çalışacağız. Çok büyük sorumluluklar var. Bakın demin bir söz söyledim.
güzel, iyi günlerde Allah'a dua etmeyen insana başı dara geldiği zaman Allah dua etse bile duasını kabul etmez, nazar etmez dedim, değil mi? Şimdi bakın bizim günlerimiz güzel günler. Elhamdülillah. Türlü türlü nimetler içindeyiz. Sofraya oturduğumuz zaman masanın üstündeki nimetleri saysak bayağı büyük bir yekün tutuyor. Her türlü nimetimiz var. Eğer biz bu güzel günlerde İslam için çalışmazsak başımız dara geldiği zaman Allah duamızı kabul etmez. Bugünden çalışmamız lazım. Bu güzel günleri fırsat bilmemiz lazım. Efendim, Allah'ın dinine destek olmamız lazım. Yardımcı olmamız lazım. Her birimizin İslam'ın bayraktarı olması lazım. Sahabe gibi olması lazım her birimizin. Allah'ın dinini yaymakta çalışması lazım. Hesap yapması lazım. Şimdiye kadar kaç tane insanı Müslüman yaptım? Kaç tane insana faydalı oldum? Kaç tane insana kaç tane kitap verdim? Kaç tane insanı yanlış yoldan döndürdüm? Kaç tane insana içkiden tevbe ettirdim? Kaç tane insanı efendim kumardan vazgeçirdim? Kaç tane insana namaza başlattım? Kaç tane insana Allah'ın güzel dininden bir şey öğrettim diye bunun hesabını yapmamız lazım. Ve eğer hiç müsbet bir cevabımız yoksa, bir şey yapamamışsak o zaman da üzülmemiz lazım. Demek ki ben Allah'ın dinine hiç hayrım olmamış ya, şimdiye kadar hiç faydalı bir şey yapmamışım diye efendim üzüntü duymamız lazım. Evet, bundan sonraki hadis-i şerife geçiyoruz. Bu kadar acı acı dertleşmeden sonra ve sıkı sıkı tembihattan sonra selasün lem tezelne fi ümmeti ettefâhülü bil ahsâbi ve niyâhatu vel envâ. Yine Enes radıyallahu anh'ten. Üç hadis-i şerif de peş peşe Enes radıyallahu anh'ten geldi. Şey benim ümmetimde devam edecek. Maalesef devam edecek diyor Peygamber Efendimiz. Tabii üzülerek söylüyor Peygamber Efendimiz bunu. İyi bir şey değil ama maalesef devam edecek. Nedir? Bir, ettefakuru bil ahsab. Soyuyla, hasebiyle iftihar etmek. Ben falancalardanım. Ben soylu bir ailedenim. Ben asilzadeyim bilmem ne diye övünmek. Halbuki asilzadelik imandadır, takvadadır. En asil Müslüman, takvası en yüksek Müslümandır. İsterse efendim bir öksüz çocuk olsun. Çok fakir bir aileden gelsin. Adı sana duyulmamış bir köyden gelmiş olsun. Maalesef ben falancalardanım, ben hanedandanım, ben sülaleyi bilmem neredenim. Efendim şu soydanım, benim dedem sadrazammış, babam paşaymış, bilmem ne bilmem neymiş. Sen nesin? Sen onunla bırak da kendinin ne olduğunu düşün. Sen Allah'ın sevgili kulu musun? Takva ehli misin? Doğru yolda mısın? Mühim olana. Bu soyla övünmek maalesef devam edecek diyor Efendimiz. Doğru değil. Övünmemek lazım. İkincisi, ven niyahatu, ölüye saç baş yolup ağıt yakmak, feryadı figan etmek. Halbuki ölüm Allah'ın emri demiyor muyuz? Ölüm Allah'ın emri değil mi? Ölüm Allah'ın emri. Peki nedir bu bağırma, çağırma, feryat, figan, ağlama, zırlama, efendim bilmem saç baş yolma, yaka yırtmak vesaire? Efendim işte bizim memleketin adeti böyledir. Olmaz. Doğru değil bu. Allah'a isyandır bu. Sabredecek, dua edecek, boynunu bükecek. Gözünden yaş gelirse gelir ama böyle feryad-ı figan, nevha, efendim ağıt yakmak, efendim ah sen kömür gözlüydün, sarı saçlıydın, ne kadar iyiydin, niye öldün de, niye seni öldürdüler de, ne yapalım işte, herkes ölecek ömrü bittiği zaman. Yani yapılıyor mu bu? Ben bir kere rastladım İstanbul'da bir hastanede, göz muayenesi olduk, çıktık dışarıya, kıyamet kopuyor ortada. Ya dedik, anarşi falan mı var, ne oluyor? Meğer içeride bir hasta ölmüş,
Bir kadın herkes de başına toplanmış seyrediyor artık onu. Yaka bağır yırtıyor, feryat ediyor bir o tarafa bir o tarafa. Bu nedir? Ya mani olalım filan dedi. Hocam olamazsın dediler. Çünkü bunların töresidir, bu adetidir dediler. Bunların kavim ve kabilesinde böyle şey. Doğru değil. Bunlar yanlış, böyle şey olmayacak. Allah'ın kaderine sabredilecek, dua edilecek öyle ya. Sonra üçüncüsü vel enva, efendim yıldızlardan medet ummak, efendim yağmur beklemek, yıldız falı vesaire filan gibi şeyler. Muhterem kardeşlerim, bu olmaz sanıyor insan. Fakat açın ilerici gazeteleri, hani devrimbaz, efendim ilerici, efendim gericileri beğenmez, efendim kendileri çok böyle 20. yüzyılın efendim ilmine, irfanına güya efendim sanki sırtını dayamış, efendim bilmem halka tepeden bakar vesaire filan. Açın bakın, yıldız falı köşesi var. Burcunuz nedir siz söyleyin, sizin bugün başınıza neler geleceğini falcılık olarak söylesin. Birisiyle karşılaşacaksınız da şu olacak da, üzüntülü bir haber olacak da bilmem. Hepsi yalan. Masanın başında oradaki sahtekar yazdı onları. Hiç aslı esası yok. Akşamüstü sahtekar yazıyor. Sabahleyin gazete basıyor onu. Herkes de ilk olarak o boyalı dairedeki kadınlar filan, muhasebe bürosunda çalışıyor bilmem nerede. Hemen ilk işi falanca gazetenin, ah burcuma bir bakayım, yıldız falında bakalım ne olmuş. Aa kardeş hakikaten tam öyle dediği gibi oldu. Yalan. Yani inanıyor da baya. Ya yıldızın senin hareketinle ilişkisine bir. İkincisi o yıldız falını yazan yalancı, gazetenin ben tanıdığım efendim zıpır bir delikanlısı. Efendim oraya yazıyor, uyduruyor, ne atıyor. İşkembesinden atıyor. Atıyor oraya, şu şöyle oluyor. Her günde değiştirmek zorunda. Hafızasını kullanıyor. Efendim ilham nasıl gelirse öyle yazıyor. Onun yalanı. Yani yıldızla da ilişkisi yok, onun yalanı. Ve utanmadan da gazeteler böyle bir bölüm ayırmışlar. Yıldız falı bölümü. Ya bu nedir? Çağ dışılıktır bu. Bilim dışılıktır. İslam dışılıktır. İman dışılıktır. Yani sen kendin, hani ilk önce kendini bir düzelt bakalım. İlericiyim diyorsun. Ta Babilliler zamanına. Ta Hazreti İsa'dan 4000 yıl önce olan inançlar bunlar. Mezopotamya inançlarına gidiyor. Mısır inançlarına gidiyor yani. Ta ne kadar gerici olduklarını anlayın yani. Adamların ne kadar iptidai olduklarını anlayın. Maalesef bazı insanlar da bunlara inanıyor. Efendimiz böyle buyurmuş. Yani olmaması lazım ama ümmetimden şu üç şey devam edecektir. Bir, soyla övünmek. Aslı yok, öyle şey olmaz. İkincisi, ölünün arkasından saç baş yırtıp mübalağalı ağıtlar, ağlamalar, törenler. Üçüncüsü de yıldızlardan medet ummak, efendim bir şeyler beklemek. İslam'da böyle hurafeler yok. İslam pırıl pırıldır. İslam çağlar üstündedir. İslam işte böyle gerçek ilerici bir dindir. Gerçek yüce bir dindir. Efendim ama adamlar işte kendilerine ilericiyiz diyorlar. Bir taraftan Babil devri yıldız inançlarına bağlılar. Bir taraftan Yunanlıların safsata mitolojilerine bağlılar. Efendim aş tanrısı, şarap tanrısı, bilmem ne tanrısı. Tanrılar birbirleriyle kavga eder. Zeus tepeden onlara kızar, şimşekler gönderir. Kimse Zeus'u dinlemez. En büyük tanrıları, o putları olduğu halde. Efendim haşarı şeyler, mahluklar yani. Yunanların inanç sistemi bu. Ve bunu da efendim Yunanlılar hala beğeniyor Avrupalılar. Yani nesini beğeniyorsunuz? Bunlar ne kadar ahmak adamlarmış. Şu şeye bak. Şu inanç sisteminin sefaletine, rezaletine bak. Allah elimizde olan nimetlerin kadrini, kıymetini iyi bilmeyi bizlere nasip etsin. Allah bize cevherler vermiş. Yani elimiz, eteğimiz dolu böyle mücevherat, böyle elhamdülillah. Her biri İslam'ın hakikatleri, nurları, altınlar, gümüşler, zümrütler, yakutlar, zebercetler, kıymetli mücevherat dolu eteğimiz. Dünyanın kültür bakımından, din ve iman bakımından en muhteşem insanlarıyız. En doğru yolda olan insanlarıyız. En güzel insanlarıyız. Ne Amerikalısında doğru inanç var,
ne Japonunda, ne Hintlisinde, ne Çinlisinde, ne Avrupalısında. Neden? Japon güneşe tapıyor, Hintli ineğe tapıyor, Avrupalısı, Amerikalısı da İsa'nın efendim çarmıhta gerilmiş olan cesedine tapıyor. Biz Hazreti İsa'yı daha güzel şekilde inanıyoruz, bağrımıza basıyoruz. Hazreti İsa Allah'ın Peygamber Efendimiz gibi o ümmete gönderdiği bir peygamberidir diyoruz. O ölüye tapıyor. Mum gibi sararmış, efendim bileklerinden, ayaklarından tahtalara mıhlanmış bir insana tapıyor. Bu ne biçim mantıktır? Bu ne biçim dindir? Bu ne biçim dini duygudur? Sonra böyle bir şeye inanan insanın ruhu nasıl bir ruh olur? Sırpların papazları gibi olur. Ya görüyor musun din adamının Sırplara öğrettiği şeye? Görüyor musun Makarios'un Rumlara öğrettiği şeye bakıyor musun? Neden? Dini bozuk olduğundan, ruhu çarpık olduğundan zulmü dininin bir şeyi sayıyor. Öldür, öldürebildiğin kadar. Kes, kesebildiğin kadar. Geç ırzına. Çocukları efendim bilmem süngülerle süngüle. Hamilenin karnını deş. Bu insanlığa sığar mı? Dine sığar mı? İmana sığar mı? Koca Avrupa, efendim süper devlet Amerika, gözlerinin önünde cinayetler işleniyor. Rol yapıyorlar. Hepsi rol yapıyor. Ne sırtlara bomba attıkları var, ne uçak düşürdükleri var, ne mani oldukları var. Hepsi palavra. Hepsi Müslümanın efendim oraya yardım etmesini engellemek için oraya toplanmışlar. Sırplara da göz kırpıyorlar. Öldürün öldürebildiğiniz kadar diyorlar. Hangi iman buna razı gelir? Bak biz koca 7 asır imparatorluk sürdük. Elimizde her çeşit güç kuvvet varken kendi mahallelerimizde gayrimüslimleri yaşattık. Hiç böyle bir şey yaptık mı? Asla. Neden? Biz gerçek imandayız da ondan. Biz insanların insan olarak kıymeti olduğunu biliyoruz. İnsanların değil, hayvanların bile kıymeti olduğunu biliyoruz da hayvanların bile canını korumaya gayret ediyoruz. Kedilere, köpeklere bile merhametimiz var. Kuşlara bile merhametimiz var. Neden? Doğru din üzereyiz de ondan. Onlar çarpık bir inanç üzere olduklarından ruhları çarpık, kafaları yamuk. Papazlar dinlerinin mensuplarına doğru şeyler öğretemiyorlar. Hınç öğretiyorlar, kin öğretiyorlar, çirkin şeyler öğretiyorlar, dünyayı zulme boğuyorlar. İşin aslı bu. Hazreti İsa'nın razı olmadığı bir inanca sürüklüyorlar insanlar. Onun için elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam gibi nimet olmaz. Allah bizi Müslüman eylemiş. Çok şükür, hamdü senalar olsun. Rabbimiz bizi bu imandan ayırmasın, bu dinden ayırmasın. Bu din üzere yaşatsın. Bu dine güzel hizmet etmeyi nasip eylesin. Sonra da efendim bu dinin, bu Müslümanların cihana hakim olduğunu, efendim mutlu ve bahtiyar olduğunu şu gözlerimize göstersin. Bizi huzur içinde mutlu bir şekilde ruh teslim etmeye muvaffak eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle